Sim TV'den iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Düşünüyorum programına hoş geldiniz. Evet, bu akşam sanat konuşacağız, resim konuşacağız. 20 Nisan'da 3 ressamın bir araya gelip, ismini de bu serginin 20 Nisan'da açıldı. 3 ressam, 3 ritim. Emin Çizener var, İsmet Değirmenci var ve Ümit İnatçı var. Evet, arkadaşlar kendi ifadelerine göre tematik bir konu, yani bir konu anlamında tematik değil de ritim üzerine birleşik bir sergi açtıklarını söylediler. Yani kendi resimlerinde temadan çok daha fazla ritim var. Ritim biliyorsunuz hayatın da, biyolojik hayatın da kopmaz bir parçası. Bütün sanat dallarında var, müzikte bilhassa. Yani ritim olmadan insan hayatı da düzenli gidemez. Artı sanatta da ritim bir hareket, bir devinim ve yani zevkli kılması bir yana ama bir hareket, bir devinim çok yararlıdır diye düşünüyoruz. Evet, ben çok uzatmayayım. Çok uzmanlar var burada. Üç konuğumuz var. Evet arkadaşlar, kutlarım. 30 Nisan'da sergi sona erdi, kapanışını yaptılar. Kutlarım, çok başarılı bir sergi. Genellikle böyle yani bir grubun veya üç arkadaşın bir araya gelmesiyle, yani çok alıştığımız, belki eskide karma sergiler vardı. Anımsadığımız kadarıyla karma sanatçılar sergisi. Ama uzun zamandır sanki ben rastlamadım gibime geliyor ve yani felsefesi de çok ilginç. Tabii ki sizin seçtiğiniz konu çok önemli. Nasıl, tekrar alalım hepinizden sırayla başlayalım. Evet, siz bu ritmi çok önemli olduğunu veya üçünüz de ritmin çok yani bir büyük unsur olarak kullandığınız resimlerde böyle mi bir araya geldiniz? Yani böyle birbirinizi izlediniz mi? Yani benzer çalışma, ritim içeren resimler yüzünden nasıl böyle bir karar aldınız? Emin Çizerel'den başlayalım. Aslında Ümit ve İsmet'ten bana bir teklif geldiydi. Bu üçlü serginin ben üçüncü ayağıyım. Evet. Dolayısıyla önceleri onların kafasında oluşan bu birlikteliğin hangi ortak paydada birbiriyle paslaşacağını Ümit sanıyorum fark etti. Bir ritim kaygısı ortak bir payda olabilirdi. Çünkü üçümüzün de resminde böyle bir devinim var. Dolayısıyla bu üçlü birliktelik birbiriyle yakın durabilecek bir duyarlılığı içinde barındırıyordu esasında. Bu sergiye veya ortak bir çalışma veya sergilemek düşüncesi birbirinizin de çalışmalarını izlemekle mi gerçekleşti? Yoksa daha sonra mı hazırlandı? Yani önce fikir üzerinde zaten var diyorsunuz. Evet, İsmet Bey, sizden devam edelim. Gene Emine de söz veririm. Aslında bu biraz kendiliğinden gelişen bir olay. Evet. Biz birbirimizi biliyoruz. Resimlerini biliyoruz. Emin Çizener'in resimlerini, Ümit İnatçı'nın resimlerini, belki de kendiliğinden gelişti. Çünkü bir Ekim ayında üniversiteye getirilen resimlerdi. Üniversitede sergi açılacaktı, benim İstanbul'dan gelen resimlerdi. Fakat sonrasında vazgeçildi bu sergiden. Ben de İstanbul'dan getirmiş oldum bu sergiyi, resimlerini. Sonrasında Ümit'le konuşarak burada ne yapabiliriz? Çünkü nasıl buluşabiliriz, nasıl olabilir diye sorular sorarak Ümit hemen her zaman gibi çözüm var. Organize. Emin Çizener'i düşündük hemen. Yani ikimiz zaten bir sürü etkinliğe katıldık ama Kıbrıs'ta önemli bir şey olsun bu. Ses getiren bir sergi olsun ki. Yani
resimlerde amacına ulaşsın, hep beraber güçlü bir şey yapalım. Emin abiye teklif getirdik, o seve seve kabul etti. Şimdi ortak şeyimiz zaten ritimdi, çok güzel tanımladınız siz. Doğanın o sessizliği, devinimi, hepsi üçümüzün resimlerinde de var. Yani Ümit'in o şamanizmden beslendiği şeylerde de aslında inanılmaz bir ritim duygusu görüyoruz. O harflerin salınımı, Emin abinin resimlerinde de öyle. Yani bir arada biz bir ortak paydada buluştuk aslında. Evet. Sen ne diyorsun? Öyle oldu yani. Ne yapalım, birlikte bir sergi açalım diye düşünürken bu sergiyi ikimizin dışında kiminle zenginleştiririz diye düşünürken Emin Çizen'e ile düşündük. Hem yapıtlarının sağlamlığı hem de yapıtlarının taşıdığı soluğun bizim eserlerimizle iyi duracağını düşünerek, dediğimiz gibi ritim kavramı üzerinden düşünerek böyle bir sağlama yaptık. Yani bir fikir pekiştirmesi yaptık diyebiliriz buna. Bu gibi sanatçıların, yani belli bir yere gelmiş bir sanatçıların, ben öyle inanıyorum ki küratörlere falan çok ihtiyaçları yok. Kendiniz bu günümüzde organize edebilirsiniz. Küratöryel organizasyonlarla bir gösteri durumu ortaya çıkar ama yani bizim tavrımız, yani hepimiz birbirimizi biliyoruz. Daha fazla kendi özel entitesini oluşturmuş sanatçılar olarak belli bir özgüven içerisinde bir araya gelip bağımsız sergiler de açabiliriz. Üçümüzün eserlerinde de ritim var. Benim daha hermetik, daha ritüel bir mesafeyle yürüttüğüm, evet, bir tabii ki ritim ama ritim farklı. Onun da tabii diye. Çok ritmin de çeşitli şeyleri var. Algı kuramına bakarsak, evet, ritmin tabii ki 5 değişik çeşidi vardır. Evet. Her birimizin ayrı eğilimleri vardır o konuda. Ama ritim solumadır. Ritim hayatla bir bağ kurma arayışıdır. Bir otomasyondur. Zaten hem İsmet'in hem de Emin Çizen'in resimlerinde bir psikomotor devinim vardır. Evet. Benimki biraz daha mistik, daha şamaniktir. daha içe yöneliktir diyelim. Daha dışa vurumsaldır Emin Çizen'in ve İsmet Değirmenci'nin ama sonuçta kanaatim odur ki güçlü bir sergi ortaya çıktı. Evet. Yani izleyicileri tatmin eden güçlü bir sergi ortaya çıktı. Son zamanlarda Emin Çizenel, yani ne kadar zaman olduğunu söyleyemeyeceğim ama resimlerinizde bu devinim çok fazla, bu fırça darbeleriyle böyle hareket eden şeyler var. Yani soyuttur tabii ki resimler orada ama çok hareket halinde olduğunu ben izliyordum. Yani eskiye oranla daha fazla hareketli. Bu fırça darbeleriyle şöyle söyleyeyim. Yani benim resmim 2000 provokasyon sergisinin tam tarihini provokasyonda da başladı. Evet. Ondan önce Phoenix Again, yani o böyle mum alevinin birbiriyle çoğaldığı ve bir ritim oluşturduğu yüzeylerle bir sergi yapmıştım. Sonra çok büyük bir sergi yaptım İstanbul'da, bu provokasyon diye. Evet. Orada tamamen ritim ağırlıklı, yani monokrom resimlerin ağırlıklı olduğu bir sergiydi o. Ama ben oldum olası hep şeyi... Evet, daha sonra hep böyle çok fazla benim ritim... Benim mesela su resimlerim vardı. Yani evet. Böyle tamamen şeyin... Ritmin. Böyle inşa olmuş, fırça darbeleriyle inşa olmuş yüzeylerdi onlar. Dolayısıyla bu benim resimde vardı esasında. Vardı da son daha çok
yani. Daha az renkle. Evet. Daha çok büyük tuvallerde. Şeyi daha böyle yüzeye yayılan, yüzeyin bütününe yayılan. Evet. Devinimi daha görünür kılan. Daha görünür kılan. Belki nedir bu diye bir diyenler olur bu? Yani. Bu ben ona şey dedim. Ben anladım tabii de nedir bu denebilir çünkü orada hiçbir şey yok yani böyle şey. Ben anlatacak gibi ama o darbeli hareket devinim. Yani burada ne var diyorsun? Denebilir diyor. Ben demiyorum tabii. Hayır de tabii. Yani burada belli bir, yani. Bir şey var. Evet hareket var. Yani burada anarşist bir aşk var. Evet. Efendim söyleyeyim bir böyle çok böyle sert bir dışa vurum var ve coşku var. Yani ben coşkulu bir adamım. Herhalde. Benim hayatımda ritim var. Yani. Mutlaka şimdi sanatçı zaten coşkulu olmazsa üretemez değil mi? Yani bu bir içten gelen bir yetenek, doğanın verdiği bir özellik insanlara. Yani bu zaten sizleri ayrı kılıyor normal insanlardan. Evet, hepinizde var o. Evet, şimdi bu anlaştıktan sonra yeni resimler mi yaptınız yoksa Yok, öyle olmadı. Mevcutları. Tabii ki yani işte ondan bahsettik ya, evet. Küratöryal bir oluşum değil bu. Zaten elimizde olan kendi çalışmalarımızı sergileyebileceğimiz bir fırsat yakaladık ve onu değerlendirdik. Evet. Yani bir kavram belirleyip ona göre bir şey üretmedik. Yani hiç yapmadınız. Anlaştıktan sonra ama hiç şöyle, bir şey yapmadınız. Zaten. Şöyle yani biz bu üçlü sergiyi gündeme geldikten sonra biz tabii kendi içimizde bir düşündük tabii. Yani biz bir arada hangi resimler eserlerimizi seçtik. Hangi yani benim bu bir dönem gibi yani bir projeden aldığım resimlerdi ama yani hem İsmet'i hem Ümit'i düşündüğüm zaman ve adına da ritim diyorsak eğer bu şeyi mikrofonu yaklaştırabilirsen şey. Ama bu açık. Emine. Yok açıktır. Tamam. Ha öyle yani. Mikrofon herhalde yok. Tamam. Devam. Duymuyor. Yani Emin Çizelen konuştuğunda döndürelim. Tekrar evet. Sana geldiğinde evet. Mikrofon. Ha öyle mi? Yok benim burada bir şeyim var. Burada. Burada var. Başka anlamadık. Kusura bakma. Tamamdır. Burası devam. Canlı yayın. Artık böyle şeyler de olur. Şimdi geliyor mu sesimiz? Devam. Dediğim gibi yani bu beraberlik gündeme gelince hangi resimler bir arada olabilir diye düşündük tabii. Evet, sen kapat onu. Evet. 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 Canlı yayın krizleri. Doğal davranmak lazım. Telefonu kapatmamışım herhalde. Şey, zırıltıyor. Evet. Kusura bakmayın sevgili. O zaman çek önüne şeyi mikrofonu. Evet. Şimdi mikrofonu. Tamam, normale döndük. Var emin değil mi? Özür yani, dileriz sevgili izleyicilerimiz. Bir şey teknik arıza çıktı. Evet biz benden kaynaklanan. Ya sanatçılar hep arızalıdır. ben sanatçı değilim ama. Bir şey değil yani. Çok sanat severiz. Formal bir şeye sokma bizi. Yani. Yok, olur böyle şey. Hayır değil. Kaza işte zaten bunu da duyurduk hani böyle tamam. Şey ama çok şey üzülmek doğal şeyler bunlar. Yani, heyecanlandı yani şeyde. Konuya gelelim tamam. Sizden heyecan. Evet şey ettik. Ritim arttı ritim. bu başlığı Ümit atınca evet. Biz zaten ne koyacağımızı kafamızda şey ettik. Sergiye hangi resimleri koyacağımızı kafamızda şey ettik. Zaten aşağı yukarı biliyorduk şeyi serginin nasıl bir bütünselliği olacağını biliyorduk zaten.
Aslında üç farklı eğilimde olan ressamlarsınız. Yani kendi o zaman önce eğilimleriniz tam nedir? Yani bir onu söyler misiniz? Ama burada bir ortak yan buldunuz. Ritim sizi oluşturdu. Öyle bir şey deyim geçti. Yani sizlerin tarafından söylendi bir, bu. Bir aks oluştu diyelim. Evet. Ama yani bu bir fırsattı aslında bizim için. Yani hem bir ortam yarattık ve bu birliktelik devam edecek. Yani sergi bile açmasak birbirlerimizin eserlerine bakarak besleneceğiz. Hı hı. Ne yaptık, ne ettik diye birbirimize soracağız. Çünkü zannederim güzel bir birliktelik başladı bu sergiyle. Evet. Birçok şeyi paylaşmaya başladık. Bir dönem vardı bu. Yani bu bir dönem vardı. Tabii. Ve yani bu toplumun sanat tarihinde bence çok önemli bir dönem olarak o tarihe geçmesi sonra lazım. Bir böyle yani bu ayrılma gibi bir şey. Benim oldu. Yurt dışına gittim. Ama ondan genel sonra öyle işbirliği yapmama gibi küçük yerlerde olan bir olağan. Ama bir sanat tarihine baktığımızda, yani bütün ekolleri ardı ardına bir gözden geçirdiğimizde her dönemde mutlaka grup çalışmalar olmuştur. Hı. Sanatçılar hep birbirlerinden beslenmiştir. Hı. Ekoller de öyle çıktı ortaya. Artık ekoller zamanı değil tabii ki. Evet. Bu birey oluş süreci sanatın başka türlü şekil almasına da yol açtı. Ama her zaman için bu sanatçıların birlikteliği, fikir alışverişi, bazı meseleler üzerine konuşmaları, bu sanat felsefesi olabilir, gündelik yaşam olabilir, siyaset olabilir. Yani sanat tek bir yerden beslenmez. Tabii. Yani her birimizin değişik alanlardan beslendiği, evet doğrudur. Benim kültürel antropolojidir veya başkasının başka bir şeydir. Ama kiminin daha sosyopolitik bir söylem üzerinden kurgulanır. Yani... Görmüyorum. Şey mi? Devam ediyorum arıza. Telefonları kapatın. Kapatın. Herhalde bir seste bir sorun var. Her neyse yani... Arzu ederlerse bir ara verelim. Ha. Teknik ekip. Ufak bir arıza var galiba sevgili izleyicilerimiz. Evet yönetmenimizle bir konuşalım. Biz de anlayamadık arızanın ne olduğunu. Evet. Yapalım mı yönetmen? Vasfi Bey. We'll be right back.
Bundan sonra İsmet. Evet sevgili izleyicilerimiz, arızayı bulduk. Gene benim çantamda başka bir telefon maalesef vardı. Onun hiç farkında değilim. Evet, yani normal cep telefonumu kapattım ama çantada başka bir telefon buldum. Bunlar çok cızırtı yapıyor. Ses kalitesini bozuyor. Evet, umarım başında konuştuklarımızı dinlemiş olur mu, yoksa ses nasıldı, kötüydü, tam onu bilemeyeceğim ama daha vaktiniz var. Evet, nerede kalmıştık son, ne konuşuyorduk son işte, yani bu işbirliğini evet, bir düzenleyici destemle, bir kuratör istemeden sanatçıların bunca yıllık bu ülkede siz var oluyorsunuz. Yani. Evet. Ressam olarak. Şimdi bizim derdimiz çok benzer dert. Yani bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Oranın sorunları var. Bu bizim yaşadığımız ortak sorunlar var. Ve burada işlemeyen, yani bizim çok arzu ettiğimiz, çok böyle yapmak istediğimiz ama hala çok beceremediğimiz bir takım yerlerde hala tıkanıklıklar var ve biz ortak sorunlarımız var ve bunu biz her zaman bir arada dile getiriyoruz. Bu sergi esasında AKM'yi de, yani o konuya çok girmek istemiyorum bu akşam. Arkadaşlarla da biz onu konuştuk. Yani bu konuyu çok uzatmak istemiyoruz ama bu sergi biraz da onu vurguluyor. Yani bir merkezin doğru dürüst çalışabilmesini teşvik ve hakkıyla, yani bu şehre yakışır, bu parçası topluma yakışır ve sanata yakışır şekilde bir performans göstermesini hep arzu ediyorduk biz. Biz niye AKM'de sergi yaptık? Biz çünkü biliyorduk. Mesela biz maaşlı bir kız tuttuk. Orada o sergiye baktı. Çünkü orada öyle bir sistem yok. Hı. O sergiye kimse bakmaz. Devlet kurumu. Tabii. Yani biz buna rağmen, yani bir sürü para harcadık biz bu sergiyi yaparken. Bu açık açık söylüyorum. Ve biz AKM'yi istedik. Çünkü başka yerde de bunu yapabilirdik. Dolayısıyla yani orada da bir şeyi işaret ediyoruz. Yani bu da yerine gitsin istedik esasında. Hı. Ama yani Ümit gibi bir sanatçı ve İsmet gibi bir sanatçı ile ortak paydada ve hakikaten derdimizin çok yakın şekilde dert ettiğimiz bir meseleyi her zaman biz tartışacağız, her zaman görüşeceğiz yaşadıkça. Çünkü bu adada yaşıyoruz. Biz bu adayı seçtik ve bu adada üretiyoruz. Bu böyle çok kolay bir mesele değil. Evet. Yani evet, bunu iyi hatırlattın. Sanıyorum senin son sergilerin AKM'de değildi. Senin de Ümit herhalde. Benim yani çok uzun zaman. Bir defa açtım zaten ben. Emin'in olduğu orada ama çok eskiden ama kaç yıldır ama hep başka mekanlarda. O zaman daha iyiydi. Yani şimdi bakın, profesyonel bir sergi bu şartlarda olmaz. Çünkü bakın, yani biz bu kadar emek verdik. Bu çok, çok zahmetli bir iştir bu. Elbette. Yani biz tır tuttuk, resimleri taşıdık. Efendime söyleyeyim, yani bu hakikaten çok Kıbrıs'ta işler kolay öyle bir iş ama değil. Çoğu işler öyle. Hayır, şimdi yani gönüllü yapılan bizim sanatçıların bu, yaptığı. Artık bu seviyeye gelmiş, bu yaşa gelmiş artistlerin bu sıkıntıları çok yaşamaması lazım. Yani, ama yok öyle bir organizasyon var. Var mıydı? Var. Özel galerilerde. Yok, ben devlet için diyorum. Yani ama AKM'nin. Şimdi AKM eğer diğer benzerleri gibi, dünyadaki benzerleri gibi çalışabilseydi, bu sistem orada da olacaktı. Çünkü bunlar öyle zor değil ki. Yani mesela biz sergiyi kurarken kimse yoktu orada. Yani bir Allah'ın kulu ilaç niyetine bize bir merdiven tutsun, bir şey tutsun. Yok böyle bir şey. Ya da bir su versin. Böyle bir şey yok. Nasıl yani sen olur? Bütün sisteminle oraya gidiyorsun. Sen kuruyorsun her şeyi. Sadece odayı veriyor, binayı veriyor veya salonu veriyor. Orada yani odayı da veriyor mu? Çok emin değilim. Yani neyi veriyorsa. Lütfen sergi açın. Bir dakika, şey yani. Güvenli mi peki sizin oradaki? Hiç güvenli değil. Eyvah. Yani sigortada da mı yaptırdınız yoksa? Bu aslında memleketin diğer sorunlarının aynen, tabii ki. benzeridir. Neremiz? Yani.
Hiçbir yerde meritokrasi yoktur. Profesyonel anlamda işler yürütülmüyor. Yani bir neyse girmeyelim o konulara. Evet, girmeyelim. Evet, yani bir ya, açılırsak herkes burada. Herkes biliyor, izleyiciler de anlamıştır. Yok, şey, zaten yok. O geçen günkü konuşmamızda, son söyleşimizde öyle bir manzara çıktı ortaya ki biz sanki bir beklenti içerisindeyiz de mızmızlanmaya başladık. Niye? Bir şey istemeye başladık. Öyle bir şey yoktur. Bizim yolumuz açıktır. Burada da dünyanın her yerinde de sergi açabiliriz. Biz sadece artık bu ülkenin yerellikten kurtulmasını, köylülükten kurtulmasını istiyoruz. Bırakın ülkeyi, kentleşemedik bile. Çünkü bir sanat merkezinin belirli bir düzeyde yönetilmesi kentleşmenin göstergesidir de. Biz daha kentleşemedik. Böyle folklorik, popüler düzeyde kaldık. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Sanırım iyi bir tartışma başlattık. Ve bu akşam gelirken buraya söz verdik kendimize. Bunlardan artık bahsetmeyelim. Evet. Çünkü muhatabımız değiller. Ben dünkü yazımda da yazdım. Biz sanatçı olmaya devam edeceğiz. Ama müdürüdür, müsteşarıdır, bakanıdır. Yarın ne müdürdür, ne müsteşardır, ne bakandır. Sokakta dolaşan bir insandır. Ama biz her zaman sanatçı olarak kalacağız. Ve bu toplum bizim eserlerimizi kendi kültürel mirası olarak görecek. Bizi okuyacak, bizi anlayacak. Siyasilerin anlaması gereken şey de budur. Aldılarsa mesajı aldılar, almadılarsa biz zaten yolumuza devam edeceğiz. Başka şeylerden bahsedelim bu akşam. Sanattan bahsedelim, kendi deneyimlerimizden bahsedelim. Evet. Dünyaya bakışımızdan bahsedelim. Belki memleket sorunlarından bahsedelim. Çünkü ülkemizde başka büyük bir sorun vardır. Program yapıyorsun işte, sen de farkındasın. Fatma ablamız. Sürekli siyasete bulaşanlar programlara çıkar. Sürekli iki cümleyi yan yana getirip siyasi bir tırnak içinde iradeyi ifade edenler hep çağrılır ama bu ülkenin sanatçısı, yazarı, çizeri hiç bu stüdyolara çağrılmaz. Sanki bizim hiç fikrimiz yokmuş gibi. Bu da ciddi bir sorundur bu ülkede. Siyaset aklı yoktur sadece bu ülkede. Entelektüel bir düzlemden bahsedeceksek tabii. Bu ülkenin yazarını, çizerini, sanatçısını çağıracaksın, fikrini soracaksın. Vallahi evet, yani ben kendim o görüşteyim sizin dediğiniz gibi. Yani bir entelektüel birikim, burada davet ettiğim insanlarla sadece, yani güncel konularda olabilir ama ondan da bir entelektüel bir birikimin çıkmasını hep düşünürüm. Yalnız evet, kısa kesmek istiyorsunuz. AKM'de de maalesef kaç yıl oldu orası? Bayağı eski bir bina. Yani daha iyi olacağına daha kötü olmuş. Mentalite sorunu var. Durumudur. Yani bizim artık bütün kurumlarımız böyle dökülüyor. İşte her yerde bir memur anlayışı, işte 5'te kapayıp gidecek veya şu ya eleman azdır, alırlar, işte başka sorun çıkar. Yani bunlar işte gündeme de getirmek lazım. Nitekim siz getirdiniz ama daha önceki röportajlarınızda veya yaptığınız söyleşilerinizde. Ama ben çok önemsiyorum gene bunu. Neden bu bir AKM var orada ve buna sahip çıkılamıyor? Yani politika yapmak anlamında değil ama bizim artık her şeyimizi kaybettiğimiz gibi bir durumdayız. Orası da kaybedilmiş durumda. Sizler biliyorum eski başka galerilerde yaptığınız kaç, yani bütün şeylerinizi, sergilerinizi dahi bir artık özel sektör giriyor bu işe. Bir de o var, senin orada güzel ve çok güzel bir konumda olan bir şey AKM aslında. Evet, yani işte bunlar hep iç açıcı değil ama belki bir mesaj alırlar. Neyi nasıl düzeltilecek bu ülkede, o biraz hem zor hem de karmaşık bir konu. Olabilecek mi? Şimdi bu biraz böyle sorumluluklarla ilgilidir. Yani evet. Bakın her şeyi yani inisiyatif kullanmak çok önemli buralarda. Yani bir adam, birisini siz bir yere atadığınız zaman o orada orayı dert ediyorsa, yani orada bir şey yapmak istiyorsa yapar. Bu çok parayla da ilgili değil.
Ama görev niyet, vermek lazım. Niyet. Ona görev verirler. Yani o eğer çapı ona yetiyorsa orada bir şey yapabilir. Tamamen ondan bitiyor iş. Ben öyle çok fazla büyük şeylere gitmiyorum. Yani büyük paralar bilmem neler işte AKM bir uçsun. Ya oradaki adam orayı uçurabilir. İsterse. Ama orada kimse yok. Bizim derdimiz bu. Neyse yani işte. Bu bir uyarı olur belki. Yetkililer duymuştur artık. Bilmem ama o kadar yani şikayet var ki hangisini ele alacaklar. Şey değil, şimdi daha AKM'ye girdi konuya. Yani bu işler bu böyle yeni konuşulmuş. Terk edilmiş bir yer gibi duruyor. Bir şey değil. Yeni konuşulmuş bir şey değil. Yani bunu biz 40 sene var anlatıyoruz. Evet evet. Ya diyoruz ki bu merkez bu şehirde duruyor. Şahane bir yapı ve etrafı da. Evet çok çevresi. Yani orada neler yapılmaz yani. Tarihi bir yerde. Yani bir şehirde yaşayan bir Lefkoşalı AKM'sine gidip gelen ay ne var? Ne etkinlikler var? Orada göremiyorsa orası işlemiyor. Liste de yok. Ha dünyada bu böyle yapılır. Bu o kadar zor değil ki. Tabii. Ya bunu şeyler yapıyor ya. Yani bunu artık küçük kasabalar yapıyor. Yani. Evet. Yani bu kimse gocunmasın. Kimse işte yıkıcı eleştiri yapıyorsunuz demesin. Hayır. Ben bu kadar sene bu ülkede sanat yaparak yaşayan ve hakikaten dert eden ve bu böyle çok kolay bir süreç değildir. Hepimiz yaşadık Fatma beraber. Yani birisi çıkar derse ki yıkıcı eleştiri yapma. Ya benim AKM'min, benim bir kültür merkezimin 40 sene hala iyi çalışmıyorsa burada bir sorun var. Buna bir bakın beyler yani. Hanımlar, beyler buna bir bakın. Yani burada tıkanan nedir onu çözün. Yani biz hiç ses çıkarmayalım yani. Bu ses çıkarınca da şey mi oluyoruz, yıkıcı mı oluyoruz? Yok. Hayır olmuyoruz. Yok canım bunlar gayet doğal sizin göreviniz yani, söylemek de. Yalnız yani, orada ben galiba orada İsmet bahsedebilir İstanbul'da evet, bir sürü. Evet anlatın. Ama nerede ben aklıma geldi bak. Şimdi Işıl Hanım, Ramadan Cemil çok güzel bir şeye değindi o söyleşide. Memlekette burjuva yoktur dedi. Şimdi bizde zenginlerimiz var ya. Ama burjuva olmak başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Evet. Yani şehirli kültürlü anlamda. İstanbul'da yani bir şey yakalandı. Evet. Evet İsmet Bey siz Kıbrıs'ın meselelerinden söz kaldı. Ya, kusura bakmayın. Ama siz de... Bu meseleler Türkiye'de de... Ama Türkiye'de de var. Türkiye'de de var. Yani şimdi, Türkiye büyük bir evet, ülke ama... Şimdi bir burjuva varmış gibi gözüküyor İstanbul'da. İşte resimler satılıyor, müzeler evet, var, fuarlar yapılıyor, bienaller yapılıyor. İstanbul'da gerçekten İstanbul dünyanın önemli bir sanat merkezine döndü. Evet. Fakat şimdi bu görünür olan. Ama görünmeyen şey ya da bizim gördüğümüz bir sanatçının bir sadece markalar ve belli galeriler, markalaşmış galeriler üzerinden yürüyen bir sanat piyasası var, marketing var. Ve kültürel endüstrinin, müzelerin, bazı müzelerin, işte spekülatif bazı şeylerin, kurumların vesaire aslında sanatçının çok da önünü açmadığını görüyoruz biz. İnanılmaz bir hani vahşi kapitalizm dediğimiz şey bu aslında. Evet. Yani sanatçının belli isim olmazsan yaşam hakkını senin elinden alıyorlar aslında. Böyle bir şey var. Hasbelkader tabii ki bir yere gelmiş sanatçı satabiliyor fakat o kadar çok 20 milyonluk şehir sonuçta. Yani. Tabii. Ve Türkiye'nin her yerinden gelen sanatçıları da barındıran bir şey. Fakat inanılmaz bir şey var. Sertlik var. Sanatçının yaşam hakkı gittikçe düşmeye, hele Türkiye'nin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulursa gittikçe sanatçının yaşamı kötüleşmeye başladı. Evet, bu biraz önce Ümit de söyledi. Bu şeyde de var ama Fatma Hanım pardon. Yok. Şimdi İsmet'ciğim bu evet. New York'ta da böyledir. Evet. Berlin'de de böyledir. Yani bizde ama son dönemde market çok düştü. Çok. Kendi koşullarını evet, şimdi yani o market çok başka bir şey evet, esasında. Ama en azından Türkiye'de bu tip merkezlerin daha profesyonel işleyebildiğini evet, tabii şimdi görüyoruz. Yani bizim bu AKM deneyimimizden sonra ben tabii ki en
açtım herhangi bir galeride hiç böyle bir şey yaşadım. Böyle bir sorun yaşadım. Çok profesyonelce. Biz mesela üçümüz de kendi resimlerimizi asmaya çalıştık. Çekeceklerimize vurduk. Ya o gün komik bir diyor. Ama yani güzel bir dayanışma ama Emine abinin dediği gibi koşullarda yapmak zorundayız. Ama eskiden yine siz taşırdınız değil mi resimlerinizi ve galerilere yani siz asardınız. İşte o öyle eskiden, bir şey, hep eskiden olmuş. Hayır demek yani yeni olmuş değil diyorum. Ben hatırlıyorum. Senin günlerce sergili. Hayır o anlamda demiyorum ama sanki öyle bir dediniz ki sanki şimdi olmuş gibi. Öyle bir hava aldım ben. Yok. Ben hatırlarım. AKM'de biz sevgi kurduk. Çocuklar vardı orada. Merdivenlerle. Çok zaman önce. Abi biz böyle söylerdik onlar asardı. Ha. Yani biz daha önce böyle şeyler yaşadık ya. Ha, demek ki ama yani ben sanki hep öyleymiş bu, gibi. Burada mesele sadece bir teknik evet teknik bir ekip olması lazım. Bu işin gereğidir ama. Destekleyici tabii. İşin boyutu daha değişik. Bir sanat merkezi belli standartlara sahip olması lazım. Ve belli standartlara sahip, belli kriterlere sahip bir yönetmelikle yönetilmesi lazım. Yani eserler nasıl kabul edilecek, sanatçı nasıl kabul edilecek? Çünkü orası yani bir sünnet düğünü yapmadıkları kaldı orada. Hı hı. 23 Nisan eğlenceleri de orada olur. Bir sürü okul müsamereleri de orada olur. Yani orası artık bir sanat merkezi değil. Hı hı. Orası bir halk evidir. Halk evi olmayacak mı? Olacak. Hı hı. Ama kültür ve sanat merkezlerinin işlevi başkadır. Hı. Ülkenin veya bir kentin yüksek kültür seviyesinin ifade edilebileceği yüksek kültür seviyesinin inşa edilebileceği yerler olması lazım buraları. Övünüyoruz bir sürü üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerde sanat bölümleri de var. Bu çocuklar, bu öğrenciler modellerini nerede bulacaklar? Nerede görecekler? Nerede takip edecekler? Nerede özümseyecekler? Nerede içselleştirecekler sanat etkinliklerini? Nerede buluşacaklar sanatçılarla? Yani bir sanat merkezi hem yüksek kültür ortamını beslemesi lazım. Sergiler sürekli sergilerle. Hem de sanatın sosyolojik açıdan da beslenmesini sağlayacak bir ortam olmasını sağlar sanat merkezleri. Evet. Bu yok ortada. Evet. Bu şey konusunda biraz dikkat edecektiniz. Yani burjuva ile zenginler arasındaki resim veya sanata düşkünlük benim de çok dikkatimi çeker. Yani biraz yani fazla zengin oldu mu resim almaya başlar. Özellikle İstanbul piyasası herhalde burada da yani bir şimdi insan zengin oldu mu bir başka saygınlık da arar gibi olur herhalde. Yani sanata işte böyle resim tablolar falan. Tabii sosyal bunu etkinlik diyorlar. Sosyal etkinlik yani artık bir üst tabaka artık para kazanma bitti. Daha başka bir alanlara girmek ve özellikle bahsettiğiniz o İstanbul'daki durum. Yani çok onlar bir gün onlar bir gün hep o resimleri satmak için alıyorlar. Şimdi ya onlar bu resimlerden para kazanmak. Yatırım için alıyorlar. Çünkü hani vergi vermeyeyim diyor. Vergi de vermeyeyim diyor. Şunu. Ama koleksiyonculuk biraz da böyle bir şey. Yani şimdi sen biz ömür boyu koleksiyon. Bahsetme. Şimdi bakın bir var beğenerek alan yani şöyle bir galerinin yönlendirdiği koleksiyoncular var. Şimdi Türkiye'de mesela ben onu çok izledim. Bir galeriye güveniyor. Galeri bu genç zenginleri. Evet. Yani bunlar iyi eğitim almış insanlar. İşte 3-5 lisan bilir ve bilir ki dünyanın bir parçası olmak için ve o kulübe girmek için bir üst yapı kurumunda da seyretmek lazım. Yani sanat saygınlık en değil statü, mi? Statü. En doğru sosyal yer. Statü. Yani onunla gururlanmak en güzel yol. Şimdi hatta bu konuda üniversitelerde sanat tarihi kursları alıp daha doğru seçim yapabilme
için çabalayan genç insanlar tanıdım ben. O ayrı, öyle insanlar tabii da var ama. Şimdi ama eskiden bu senin dediğin burjuva, yani o burjuva gibi, burjuva gibi. O kendiliğinden, yani o geleneksel aileden aileye geçen bir kültürün sonucuydu. Yani o zaten hep vardı. Ve o yapay oluşan bir şey değildi. O geleneksel gelen ve yerleşmiş, özümsenmiş bir durumdu. Ondan da pek reklamını yapmazlardı veya yapmazlardı. Yani ortada görünmeseydi. O zaten doğaldı. Doğal. Onların olmalıydı. Şimdi Türkiye'de benim izlediğim kadarıyla o büyük holdingler, yani çok para kazanmış büyüyen holdingler, artık onların üçüncü kuşakları, dördüncü kuşakları artık çok iyi eğitim almış, dünyayla çok iyi entegre olmuş ve o burjuvalarla çok iyi dans eden, çok iyi flört eden gruplar bunlar. Onlar gibi olmak istiyorlar. Evet. Yani resim, sanatla uğraşmak, onun içinde olmak, o kulübün bir üyesi olmanın yollarından biridir. Evet. Türkiye'de o büyük holdingler sanata çok ciddi yatırım da yapıyorlar. Yani bankaları, ondan sonra tabii. bir takım galerileri var ve hem edebiyat dünyasına, yayın hayatına, Yapı kredi yayınları yani. Çok muazzam evet. yapıyorlar. Şimdi burada da var o bankaların şeyleri, şubeleri. Yani ben hep söylüyorum gördüğüm zaman müdürlerine, ya Kıbrıs'ta ne var ki o şey buraya gelmiyor, yani orada oluyor da burada niye olmuyor? Yani mesela FİBA, diyelim ki işte filan banka Türkiye'de ciddi bir yatırım yapıyor sanata ve çok prestijli yerlerde, ama burada bir kuruş bile yapmıyor. Bu ne? Yani ben bunu hep sordum. Evet, sordum. Ne diyorlar? Yani onlar daha, yani İstanbul'da İstanbul gibi bir yerde bunu yapmak tabii daha o, yani bundan bir buraya kültürel bir yatırım yapmak istemiyorlar. Bak, Mausa'da caminin önünde Türkiye İş Bankası var. Şimdi orası boşaltılmıştır. Ve orada bir kent müzesi açılabilirdi. Ve epeyce de peşlerine düştüler sorumluların ama hiç yüz vermediler. Kaldı. Bina orada boş durur ama hiçbir şey yapmadılar. Çok yani enteresan böyle bir kaygıları yok. Bir anımı anlatayım. Biz böyle seneler önce böyle işte dernekte çalışıyordum. Derneğimiz de vardı. Böyle Kıbrıs'ta Türkiye'den gelmiş koleksiyonları böyle göstermek istedik. Ziraat Bankası'nın böyle bir koleksiyonu vardı. Ve biz bunu gündeme getirdiğimiz zaman, yani burada bir koleksiyon vardı hakikaten çok kuvvetli bir Ziraat konusu. Bankası'nın mı burada? Tabii. Ama Türkiye'deki ressamların mı? Ziraat. Olmaz Ziraat. O şeyde İş Bankası mıydı o? Köşede, İş Bankası. Köşede İş bir banka. Tabii İş Bankası'nın. İş Bankası. O İş Bankası mı? İş Bankası. O Sarıtaş'ta eski bina. Evet, evet, evet. Benim tamam. eski Köşedeki eski mahalle. Eczaneye evet. gidelim. Tamam. Evet. Ev kafın yanında. Şimdi o koleksiyonu biz göstermek istedik ki efendiler, bu koleksiyonu biz taraf oluyoruz, bu sergiyi biz yapacağız ama yani bunun güvencesini de alacağız hep beraber. Bu koleksiyonu burada gösterelim. Dediler ki bu koleksiyon biraz restorasyona ihtiyacı var, bunu Türkiye'ye çekiyoruz. Ve o koleksiyonu Türkiye'ye çektiler ve biz bir daha görmedik o sergiyi. Yani burada çok fazla bir şey olmuyor o anlamda. Aslında duvarlarında da asılı duruyordu geçmişte İş Bankası'nın o koleksiyonlar, sonra resimler. Onları kaldırdılar. Aldılar. Evet. Şeyi devam edeyim. Yani Türkiye'de bu süreç esasında çok iyi. Yani bu iş böyle başlıyor esasında. Yani ben hatırlarım biz akademide öğrenciyken Fatma Hanım iki galeri vardı İstanbul'da. Bakın. Bir Taksim Sanat Galerisi, o şeyin galerisiydi. İsmet onu bilir. Evet. O belediyenin galerisiydi Taksim'de. Taksim Meydanı'nda yukarıda. Evet. Bir de Beyoğlu'nda Adalet Cümgöz diye çok işte burjuva. Evet. Burjuva onlardı. Bir galerisi vardı ve ilk defa Türkiye'de galeri olarak dizayn edilmiş bir mekan. Efendim? Maya Sanat Galerisi. Maya Sanat değil. Maya sonra mı? Murat. Yok, Murat başka şey.
Adalet Çimgöz'ün galerisi. Maya olabilir ama yani hafızamda Maya olarak kalmadı. Maya başka bir. Galeri 1. Galeri 1. Eski bir demek ilklerden iki. Ve o galeride harika bir sergi oldu. Ben hatırlarım. Ve o mekanlara bayıldıydık. Yani tabii böyle uzun elbiselerle salınan tabii olsa tabii ki şapkalı kadınlar falan. Adalet Hanım'ı da ben tanıdım. Tabii. Şimdi o günden bugüne sanat dergisi yoktu. Milliyet cuma günleri Milliyet sanat sayfası. İki sayfa. Hmm. Bir cuma iki çıkarıyordu. Sanat iki. Şimdi yüzlerce galeri var. Hmm. Efendime söyleyeyim. Özel holdinglerin müzeleri var. Şey de İstanbul Modern'de bir şeydi. Eczacıbaşı. Ve bir sürü sanat dergisi var bildiğiniz gibi. Yani İstanbul Türkiye demeyeyim. İstanbul bir ivme kazandı. İstanbul zaten Türkiye'dir. Yani ona bakarsın. Fakat bu özel galericilik Türk resmine ciddi katkılar koyma aşamasında müzayede şirketleri canına okudu. Galerilerin. Orada da çok spekülatif gelişiyor her şey. Ama bu böyledir. Yani New York'ta da böyle oldu. Dolayısıyla orada iyi gidiyor. İyi gidiyor. Burada tabii adalarda bu kadar yani sanat üstünden bir yapılanma ne kadar olur o tartışılabilir. Ama ben hep şeyi savunuyorum. Yani ada yani artık çok global bir dünyada yaşıyoruz. Yani adada yaşayıp çok daha geniş alanlar kullanabiliyor insanlar. Kaldı ki dünyada başka adalar var. Bu konuda harikalar yaratıyorlar. Yani evet. O da bir problem olmaması lazım. Bu bir şeydir. Bir, hakikaten bir eğitim ve bilinç mesela. Bir de tabii şeyin de zamanın değişmesi, yani anlayışların değişmesi bir değişim oluyor. Ben şeyi anımsıyorum. Yani 90'ların ortasından önceki İstanbul'daki ilaç fabrikalarını hatırlıyorum. Yani Eczacıbaşı'ndan Mustafa Nevzat'a. Yani bunlar La Marina'ların içinde bir La Marina'dan odaların içinde ilaç Baraka yaparlardı. Baraka. Baraka. Baraka diye bulamadım adını. Barakalarda ilaç üretirlerdi. Sonra o 90'ların ortasında böyle bir artık şey oldular. Yani yavaş yavaş geliştiler. Tabii yasalar da değişti. İyi ilaç good manufacturing, ilaç üretimi. Özellikle şimdi bir ilaç şeyi çok iyi koleksiyon. Evet, evet. Şimdi ben ondan sonra 90'ların ortasından sonra bu meşhur ilaç fabrikalarını ziyaret ettim meslek dolayısıyla. Bir de tabii eczacılara ecza deposu kurma şeyim vardı, girişimim. Oraya gittim de baktım saraylar gibi mermerler içinde o ilaç fabrikaları ve hep Türk ressamların tablosu vardı. Yeah. Hep bütün duvarlarında. Eczacıbaşı Mustafa Nevzat hep yani kaç tane ilaç fabrikası varsa Abdi İbrahim. Şimdi, o çok evet. Çağdaş sanatayım. Evet yani o Abdi İbrahim'lerin geçmiş zamanında da hatırlarım. Yani bütün ilaç fabrikalarını. Yani i̇şte bakın yani demek ki acaba biraz bu para kazanmak insanları böyle iyi zevklere mi yönetiyor? Ama kuşak, yeni kuşak. Yeni kuşak. Yok yani. Ama benim dediğim, genç yok benim yani. Ama benim dediğim bu süreç içinde yeni kuşak değildi. Ha, okay. Yani danışmanlar artık, var artık. Evet, tabii. Şimdi bir de koleksiyonlar o zaman başladıydı ama İsmet'in dediği bu yeni, yani mesela yeni bakın kuşak. Koçlar, yani Koç Holding, köylü bir holding olarak başladı. Yani biraz tabii, da öyle. Tabii. Ama şimdi dünyanın en iyi güncel sanat müzesi evet, tabii var. Ya. Ve Koç müzesi yeni bir müze açıyor. Evet, Sabancı'nın da var. Frank Gehry'e dizayn ettirdiler o müzeyi biliyorsun. Yani nereden nereye? Sabancı'nın. Yani mesela Fatma Hanım ben akademide öğrenciyken bir tek orijinal iş Türkiye'ye gelmemişti. Yani biz Picasso'nun Resim Heykel Müzesi'nde bir baskı horozu vardı. O kadar. Yani orijinal bir iş
biz 5 sene ben okudum akademide, hiç görmedik. Yani biz ara sıra Londra'ya giderdik, bir şansımız vardı. Evet, Tate Gallery. Şimdi Sabancı çok ciddi sevgiler getiriyor. Yani bu öyle az buz bir şey değil. Dolayısıyla çok mesafe alınmıştır. Yani evet, o üçüncü, dördüncü kuşak artık uçtu. Tabii bir de entegrasyonla, yani dünyayla entegrasyonda bunları görürler. Gittikleri tabii yerde bunları bir deneyim olur. Yani biraz da insanlar göre göre de bazı şeyler elde edebilir. Evet arkadaşlar, yönetmenimiz kısa bir ara vermemizi rica etti. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu akşamki programımızda 3 tane ressam var. Yeni açtıkları ve kapanan sergileri üzerine ve kendi anlayışları üzerine sanatı konuşuyoruz. Özellikle resim konuşuyoruz. Evet, aradan sonra yine birlikteyiz. Kooperatif Çelik'te Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığı ile çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizle öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle. Bilinen, sevilen, hayran olunan bir mekan. Californian Gold. Sıcak bir ortam. Kaliteli bir servis. Lezzetli bir yemek. Temiz bir mutfak. Hepsi bir arada. Californian Gold. Dip Karpaz sizi çağırıyor. Üçüncü, geleneksel Dip Karpaz Belediyesi Yol Koşusu ve Sanat Festivali başlıyor. Geri sayım başladı. Üçüncü, geleneksel Dip Karpaz Belediyesi Yol Koşusu ve Sanat Festivali 13 Mayıs Pazar günü saat 10'da Köy Meydanı'nda başlıyor. Stand almak isteyenler 372-2234 ve 372-2235 numaralı telefonlara ulaşabilir. Kara gözlü yârim bir gün gelip de dizlerini dövüp delirtme beni. Thank you.
Vidra V-Care akıllı klozet. Herkes için paylaşılamayan konfor. Vidra V-Care. Trafik yol güvenliği ve yayaların özgürlüğü için sizlerden duyarlılık bekliyoruz. Bunu sizlerin güvenliği ve huzuru için istiyoruz. Unutmayınız, kaldırımlar yayalarındır. Lütfen yayaların ve engelli insanların özgürlüklerine mani olmayınız. Trafik akışını aksatmayınız. Bu davranışınız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir. Gönyeli Belediyesi bu uyarının ardından duyarlılık göstermeyen araç sürücüleri için ceza uygulamasına başlayacaktır. Çağdaş kentimizi daha ileriye taşımak, engelli haklarına saygı göstermek ve trafik yol güvenliği için trafik işaretlerine ve sarı çizgi kurallarına lütfen uyalım. Gönyeli Belediyesi. Çocukların sokaklarda pirili oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolü. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifinden çağdaş bir hizmet daha. Öğretmen Kart. Maaşı bankamızda yatan tüm üyelerimize, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi ve Kooperatif Merkez Bankası'na ait tüm ATM'lerde ücretsiz işlem kolaylığı, diğer bankalara ait ATM'lerden de ücretli yararlanma imkanı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet, sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki ATM'lerden ve POS cihazlarından da bakiyeniz kadar nakit kullanma kolaylığı ve internet üzerinden alışveriş imkanı. Üstelik yıllık ücret yok. Hepsi Öğretmen Kart'ta. Öğretmen Kart'la birlikte Lefkoşa, Monsa, Girne, Güzelyurt ve Mehmetçik'te ATM'lerimiz hizmetinize sunulmuştur. Güler yüzlü personeli, güvenilirliği, güçlü mali yapısı, ucuz ve hızlı kredi imkanlarıyla 1958'den beri hizmetinizde olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi her zaman yanınızda olmaya devam ediyor. Üretim ve kooperatifçilik toplumsal varlığımızın temelidir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi. Hizmette her zaman öncü. Ben emekli öğretmen Yaşar Tevikler, öğretmen kartı ile hayatım artık daha kolay. Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığı ile çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizle öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle. BDR Termiye Grup firması Baymak ve Kıbrıs temsilcisi El Parts'tan ısıtma, soğutma ve sıcak suya tek sistemle çözüm. Hem yeni yapılan binalara hem de radyatörle ısınan eski binalara çözüm sunuyoruz. Kombiyle ısıtma ve sıcak su üretimi, klimayla ortam soğutması yerine DC inverter ısı pompa sistemlerimizle tek bir cihazla daha verimli bir çözüm sunuyoruz.
%70'e varan enerji tasarruflu sistemlerimizle hizmetinizdeyiz. Fiyat almak veya keşif yaptırmak için bizleri arayınız. Telefon 0533 835 03 00. Geleceğin teknolojisi Elparts güvencesiyle şimdi hizmetinizde. 60 aya kadar vadeyle kredi olanakları için bizden bilgi almayı unutmayın. Elparts bir BDR Termiye Grup firması olan Bayman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisidir. Bilinen, sevilen, hayran olunan bir mekan. California Gold. Sıcak bir ortam. Kaliteli bir servis. Lezzetli bir yemek. Temiz bir mutfak. Hepsi bir arada. California Gold. Capiton Construction kalitesiyle Gönyeli'de yeni bir yaşam alanı sizleri bekliyor. Kapital Bank İşbirliği ile 48 bin sterlinden başlayan fiyatlarla 20 yıl ödeme planı ve 5 bin sterlin peşinat ve ayda 379 sterlin taksitlerle kira öder gibi Capiton Gönyeli apartmanlarında 2+1 daire sahibi olma fırsatı. İster taşının ister kiralayın. Kendi kendine ödeyen kredisiyle geleceğe yatırım yapın. Capiton Construction'la sizin de bir eviniz olsun. Detaylı bilgi için 0533 868 0101 veya capitonconstruction.com. Düşünüyorum devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, bu akşam 3 ressam konuğumuz var. Emin Çizenel, Ümit İnaçı ve İsmet Değirmenci ortak sergi düzenlediler. Ve ritim en önemli unsurdu bu sergilerinde. Evet, şimdi birinci bölümde artık İstanbul'dan bahsettik. Oradaki galerilerin nasıl işleyişine bizde ümit yok gibi bir şey. Yani bizdeki durum biraz vahim. Evet İsmet Bey, Türkiye'de nasıl yürüyor bu işler? Bu yani sergiler, galeriler, bahsettik büyük fabrikalar, büyük iş adamları artık sanata, özellikle biz de resmi konuşuyoruz şimdi. Bir koleksiyon merakı var hepsinin, binalarından başlar ve evlerinde de büyük koleksiyonları var. Kimisi de Koç gibi, Sabancı gibi, yani bir galeri de açtı, bir müze gibi bir takım sanatları orada sergiliyor. Ressamların sergiliyor. Evet, biraz bahseder misiniz? İstanbul'da nasıl bu işler? İsmet Bey. İstanbul gerçekten dünyanın sanat merkezlerinden bir yeri oldu. O yüzden çok canlı bir sanat piyasası var. Hmm. Çok galeri açıldı. Önemli galeriler açıldı. Bunlar sanatçılarını Avrupa, dünyadaki fuarlara taşımaya başladı. Hmm. İnanılmaz bir pazar oluştu. Fakat bunun yanında bu sirkülasyonda tabii ki bir yıl galeri açılmıştı. 90'lı yıllar, 2000 yıllar arasında. Hatta 2000 yılların ilk 10 yılında yüzlerce galeri vardı. Fakat tek tek hepsi kapanmaya başladı. Nitelik sorunu, hep nitelik sorunu meselesi yüzünden. Kalan galeriler de sponsorluk ilişkileriyle ya da ailevi ilişkilerinin güçlü ekonomik ilişkileri sayesinde devam edebiliyorlar. Hı hı. Ama kalite sergiler yaparak, işte biraz önce konuştuğumuz yeni nesil koleksiyonerler, eğitimli koleksiyonerler, onun dışında çağdaş sanata daha çok yer vermeleri, tabii bu piyasayı beslemeye başladı. Fuarlarda yurt dışından gelen koleksiyonerler de çok. Yani biz sadece Türk koleksiyonerlerinden söz ediyoruz ama hı. Mesela yurt dışından, Dubai'den, Çin'den, ama
Amerika'dan gelen bayağı koleksiyonerler olduğunu biliyoruz. Çünkü satın alındığını arkadaşlarımızın işlerinden. O yüzden çok canlı bir piyasa var. Bunu tabii ki artıları, eksileri, bu devinimde sürekli şeyleri var. Yani eksiler, artılar var tabii ki. Benim ilk baştan söylediğim canlı olmakla ama markalar oluşmaya başladı. Galeriler azaldı. Yani o kadar 20 bin milyonluk şehirde çok fazla galeriden söz etmiyoruz. Kaç var? Saydığımızda nitelikli. Yani nitelikli. Kendini duyurmuş, o global, uluslararası ilişkiler içinde olan çok az yani, parmakla sayılacak kadar az. Öyle mi? Çokmuş gibi gözüküyor ama. Yani hem piyasa var diyorsunuz piyasa ama. Piyasa var fakat işte fuarlar zenginleştiriyor. Yani varmış gibi gözüken bir şey durumu aslında. Evet. Ama bir sanatçı olarak yani çok da parlak değil son dönemde. Evet. Çünkü ekonomik belirsizlik bu koleksiyonun ve bir takım holdinglerden söz edilen onları da çekilmesine neden olmaya başladı sanattan. Yatırımdan özellikle. Hatta koleksiyonerlerden duyduğumuz yurt dışından almak daha karlı. İşte bir takım galerilerde kapanmasının nedenlerinden birisi de buydu. Genç sanatı biraz çok fazla önemseyip ortaya koydular. Yani biraz pompalama diyorlar kendi tabirleriyle. Bir anda inanılmaz fiyatlara, hatta bizim fiyatların da üzerine çıkmaya başladı bir anda. Tabii ki sonunda bir iki yıl sonra baktılar ki resimlerde ümit yok, satamayacaklar. Yani peki. Yok, resimlerin de referanslarla dolu resimler olduğu anlaşıldı. Çünkü ortak bir piyasaya döndü. Kim ne yapıyor, ben nasıl yapabilirim? Çünkü artık medyatik bir şey. Rekabet. Herkes evet, modaya dönüşen, kabul gören resimler. Özellikle realistik resimler biraz daha ortaya çıktı. Evet. Soyut yerine. Soyut resim, evet. Bu dönem Türkiye'de böyle, İstanbul'da özellikle. Kaç yıl? Biraz daha fazla. Foto iyi bir sanatçının, çok paralar satması önemli bir sanatçının. Dünya çapında isim yapması. Herkes aynı ona doğru yönelmiyor. Ama birkaç tane gerçekten kendi işini hakkıyla veren sanatçının dışında herkes yapabilir miyim? Ama meselesini koymadan. Nesle, sadece nesle boyamak değil tabii realist. Tabii. Anlamda. Yani artılar eksiler işte böyle bir canlılık. Ama son dönem çok parlak gözükmüyor. Evet. Yani son dönemler özellikle 2-3 yıldır hatta ekonomik kaygılar yüzünden daha da sorunlar olacağı düşünülüyor. Çünkü belirsizlik çok fazla. Evet. Siyasi, çok, ekonomik çok. Vesaire yani. Özellikle ekonomik. Çünkü hepsi birbirine bağlı biliyorsunuz. Ekonomik daha şey yani bir. Çünkü bir fuar vardı Art International diye önemli bir fuardı. Belki o biraz daha piyasayı, sanat niteliğini arttıracak şeydi, fuardı. Fakat son yıllardaki siyasi gelişmeler uzaklaştırdı bu şeyi. Bir de yabancı yatırımcıların en çok katıldığı bir şeydi. Uzaklaştılar. Şimdi Orta Doğu'da, yani Türkiye'nin de şey olduğu, taraf olduğu bir bölgede Arapların ciddi para yatırdığı bir ortam oluştu. Yani resime yatırıyorlar. Tabii. Dubai. Yani düşünün. Arap derken Dubai'ye gittiyse Dubai. Bir Arap. Yani. Fatma Hanım, Louvre Müzesi şube açtı şeyde oralarda. Ve orada dünya çapında bienaller oluyor. Şarja bienal. Mesela Ümit oralarda ödül de almış. Şarja değil mi? Şarja bienalinde. Bruno'nun da şeyi var burada. Bruno Caro'nun da Ümit'in hocası bizim üniversiteye gelen. Bu Bruno Caro benim hocam gelmişti ya üniversitede şey yapsın danışmanlık. Oradaki Louvre Müzesi'nin danışmanıdır. Evet. Abu Dhabi. Şimdi şeyde bu Orta Doğu'da Arapların ciddi para yatırdı. Yani çağda sanata, contemporary sanata ciddi paralar yatırıyorlar ve burada şey var. Burada da başka bir pazar oluştu. Yani Türkiye hala o pazarın kenarında duruyor. Mesela İran bu pazarın içinde. Ve İranlı sanatçılar, genç sanatçılar daha çok dünyaya açılmış durumda. Ama biraz önce İsmet'in dediği gibi böyle öykünme olduğu zaman yani hangisi birileri, para yapıyor veya iş yapıyor? Birileri bir yerde. Galeriler bunu biraz yönlendiriyor biraz sanatçılara. Böyle kopya bir şey ortaya çıkınca koleksiyoncular ürküyor orada. Kandırıldık mı acaba diye. Kandırıldık diye. Dolayısıyla
Yani Türkiye'de şu sıralar piyasa düştü ama evet. Orta Doğu'da çok ciddi bir piyasa oluştu ve dünyanın da dünyada zayıflayan bu market Orta Doğu'ya yöneldi. Çin çok enteresan bir durum. Evet. Ve Çin çok önemli evet. bir faktör. Bu Orta Doğu derken hangi ülkeleri kapsıyor onları? Fatma yani hepsini değil herhalde. Uzak Doğu'da diyelim. Çünkü Hong evet, Kong, Hong Kong tabii. Singapur ve Çin. Dubai çok büyük. Şangay. Ama yani Suudi Arabistan falan tabii, filan. Tabii. Onlar tabii. Lübnan. Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Arap Emirlikleri. Suudi Arabistan. Yani benzin, petrol şeyleri. Katar. Evet, Katar. Hmm. Ama sadece kendi ülkelerinde yapmıyorlar yatırımı. Mesela Bruno Cora, Alberto Burri Müzesi'nin başındadır. 50 milyon dolar aldı Abu Dhabi'den. Oraya yeni bir bina yapıyor. İtalya. Evet. İtalya'ya. Evet. Sponsorluk yapıyorlar ama kendi isimlerini de kullanarak. Yani bu tür yatırımlar... Dünyayı sanat kurtaracak galiba. Evet. Şeyde Fatma Hanım, Saddam devrilmeden... Evet. Bağdat Bienali. Çok daha güzel Türkiye'de mi? Bienal sözü edilmeden Bağdat Bienali vardı. Ve Tahran'da da Tahran Bienali vardı. Ve mesela ben Ankara'da Türkiye ilk defa bir Bienal yapıyordu. Asya Avrupa Bienali. Ben de davetliydim. Ve orada bir Irak'tan gelen bir sanatçı grubu gördüm. Aklım gitti. Yani muazzam bunlar işte Paris'te yaşıyor, Berlin'de yaşıyor, bilmem nerede yaşıyor. Ve bu bütün dünyadaki başkentlerde Irak'ın kültür merkezleri vardı. Hep onları yıktılar, attılar. Tabii. Mahvoldu onlar. Kütüphaneler bile mahvoldu. O merkezler duruyor mu bilmiyorum tabii. Yani o... Ay tablolar belki, duruyor mu acaba? Fakat yani o bir Orta Doğu dediğimiz ve şey ettiğimiz bu sanki hiç sanat yokmuş gibi tam tersine. Şimdi Batı'daki bütün para babaları ve koleksiyonerler ve müzeler bu tarafa bakmaya başladı. Bakın siz. Ben hem Tahran'da hem Erbil'de sergi açtım. Ve Tahran deyince aklımıza ne gelir şu anda? İşte başörtüler, peçeliler evet. falan. Öyle galeriler İslam var Tahran'daki evet. kendini Paris'te zannedersin. Evet, Allah hadi Allah. Buyur bakalım. Çağdaş sanat müzeleri var. İran'ın çok eski bir kültürü var. Çağdaş sanat müzeleri var. Onu tam yıkamadılar. Yani. Çok önemli bir çağdaş sanat müzeleri var. Bizde hala Türkiye'de öyle bir müze yani yok. Yani bu modern sanat müzesi şeyin İran'daki, büyük Tahran'daki ki onu Aydın Ağdaşlı kurmuştu zamanında 70'li yılların sonuna doğru. Yani devrimden hemen önce dünyanın her yerinden sanatçıların eserleri var orada. Farhat Tiba ile birlikte yaptılar. Çok, evet evet. Yani o koleksiyon çok ben gördüm o. Sağlam bir şekilde ziyaret ettim. Evet. Çok müthiş bir müze. Evet. Bir de şey var. Bir şey daha. Yok bu tabii. Ülkelerde sen de biliyorsun. Yani Şarjada da öyle. Ama çok ciddi şeylerin bir takım kuruluşların büyük ödülleri var. Yani genç sanatçıları teşvik etmek için ve yeni projeler hayata geçirmek için ciddi ödüller veriyorlar. Yani büyük paralar. Bizim geri kaldığımız nokta da budur. Bir kere bir sponsorluk yasası yok. Bankalar, büyük kuruluşlar hiç sanata yatırım yapmıyor. Sanata yatırım, sanatçıya yatırım demektir. Ve güçlü bir birey, sanatçı birey yetiştirdiğin zaman sen dünyaya da yayılabilirsin ve dünyaya rengini ve sesini sanatçılar üzerinden duyurabilirsin. Biz folklorik danslarla tanıtıyoruz kendimizi ve o gün de konuşmamızda sorduk şeye gene polemiğe girmeyelim deriz ama gireceğiz gene. Dedik sanat açısından ne proje yapıyorsunuz? Folklor üzerinde çalışıyoruz diyor. Yani işte bu. Gideceksin turistik istantlarda hellim, lokum dağıtacaksın. Ve hala daha biz farkında değiliz ki sanat gerçekten bir cevherdir elimizde bulunması hiç gereken. Hiç sizleri götürmediler değil mi o şeylere? Yok zaten. Yani Londra'da falan böyle çalışmalar yaparlar yani, turizm. Daha farklı işte dedik ya kentleşemedik. Bırak ülkeleşmeyi, devletleşmeyi. Kentleşemedik bile. Yani biz daha o şey etnografya. Seviyesindeyiz. Evet, etnografik. Şimdi sen bankalara sponsorluk yasanı çıkar. Bankaları mecbur et. İşte %bu kadar her sene sanata yatırım yapsınlar.
Benim mesela gelen sene çok önemli bir müzede eserim olacak. Çok önemli bir müzede. Hangi? Kamusak Müzesi'nde. Ki o müze son ödül de aldı. Günümüz çağdaş sanat müzelerinden, en iyilerinden biri. Üç eserim var orada. Ne olacak şimdi? Daha söyleyeyim size ne olacak. Beni Kıbrıs Cumhuriyeti sponsor edecek. Evet. Yani biz bir şey söylediğinde, bir eleştiri yaptığımızda daha iyi olsun, bu ülkenin gerçek sanatçılarının önü açılsın, üretsinler. Çünkü gerçek sanatçıların üretimleri bu ülkenin kültürel mirasıdır. Sanatçıların yapıtlarıyla özdeşleşecek. Kültür dediğimiz şey, evet, okullarda okutulacak şey, çocuklarımız onlarla büyüyecek, bu sanatçıları model alacak ve toplumun kültürel yapısı böyle mayalanacak. Başka türlü olmaz. Biz her şeyi karıştırdık. Folkloru ve sanatı aynı seviyeye taşıdık. Hobi ressamlarını sanatçı yerine koyuyoruz. Bir dernekler yasası çıkardık. Bireye hiç önem vermeyiz. Yani bireysen, sanatçı birey, adam yerine koymazlar seni. Dernek kuracaksın. Böyle bir yapılanma içerisine gireceksin ve gidip proje sunacaksın kültür dairesine ve seni desteklesinler. Yani bu çok totaliter bir yaklaşımdır. Çok. Çok totaliter bir yaklaşımdır. Ve birey olarak sanatçı bu toplumda yoktur aslında. Biz kendi yazık başımıza varız. Varsınız siz, evet. İstemeseler de varız. Şimdi bir, evet, diyorsunuz ki yani Kıbrıs Cumhuriyeti bu işleri başladı, yani destekliyor. Ben bir Bari Müzesi'nde sergim olmuştu. Onlar evet, karşıladı 95 yılında. Şimdi yine büyük yer, yani bir dünya çapında bir müze olduğunda bu devlet politikasıdır. Evet. Ben de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir sanatçı listesi vardı onlarda. Yani oradasın. Dünyada Kıbrıs sanatını tanıtabilecek sanatçılar listesinde. Onlar mutlaka destek görür. Mutlaka. Davet al müzeden. De ki ben işte davetliyim. Hemen bir bütçe çıkarıp bütün masraflarını karşılıyor. Bir şey daha var. Rum tarafında her galeri, özel de olsa, her galeride açılan sergi, yani nitelikli sergilerden, evet, satın alma. Devlet, satın bir alma. Satın alma komisyonu var ve çok iyi çalışan bir komisyon geliyor ve iyi bir iş alıyor. 3 senede bir o listede olan sanatçılardan 3 senede bir alırlar. Müzeyi, müzelerini şey etmek, beslemek için. Yani Türklerden de demek istiyorum. Tabii tabii. Ben, senin var. 3 sergi yaptım orada. 3 evet, sergiden de aldılar. Aldılar. Senin de var. Benim epey. Cumhurbaşkanlığında var. Dışişlerinde evet, var. Evet. Roma Büyükelçiliğinde var. Paris Büyükelçiliğinde var. New York'ta var. Stockholm'da var. Bravo. Çok iyi. Şimdi bu konuyu açtınız da hani bir Türkiye ile işbirliği falan her alanda söylenir. Ekonomik işbirliği daha çok konuşulur ya da protokoller falan. Ben geçmişte hatırlıyorum böyle bir sanat veya yani Türkiye, Kıbrısların Türkiye'de bir kültürel işte alışverişi bir protokol değildi o zaman. İsmi de bir böyle bir kurum vardı. Ve oraya giden, yani siz hiç öyle bir şey yaşadınız mı? Vallahi böyle bir şey anımsıyorum. Hiçbir işbirliği yoktur. Yani Türkiye'deki galerilere Kıbrıslı Türkleri tanıtmak amacıyla götürmek yangından mal kaçırır gibi baş belası oluyor. Çok ciddi bir mesele. Evet. Bu konuda yani ben buradaki Türkiye büyükelçileriyle çok konuştuk bu konuyu. Ve onlar da çok aciz kaldılar. Yani bu gümrük mevzuatı çok ciddi bir mesele. Hala çözülmüş değil. Yani siz buradan Türkiye'ye bir sergi götürecekseniz o çok ciddi bir sorun. Neyin gümrüğünü şey alıyorlar? Ticari mal. Türkiye'den de buraya ben gelen. Ben buradan devlet sergisi getirdim. İlk devlet sergisi yapıldıydı burada. Ben o sergiyi Ankara'ya getirdim. Resim Heykel Müzesi'nde. Yani ben sergi komiseriydim. O zaman komiser derlerdi. O şey yoktu. Küratör denmez ya. Komiser. Şimdi komiser emin. Ve biz
son güne kadar gümrükten arasımları çıkaramadık. Devletin kargosu olmasına rağmen. Yani inanılmaz bir... Yani gümrük vergisi mi alırlar da neydi? Yani nedir zorluğu? Tamam, ne var? Güzel bir mal muamelesi görürsün. Her şey, yani o zaman vergisi, gümrük vergisi alırlar. Tabii fiyat gösterecek. Şimdi onu kim ödeyecek meselesi mi çıkar? Evet, evet, çok karışık bir iş. Çok karışık bir durum aslında bu. Yani Ümit'in dediği gibi hala... Bürokrasisi zaten çok karışık Türk'ü. Biz, ben İstanbul'da Plastik Sanatlar Derneği'nde çalıştım. 6 yıl. Mehmet Güler Yüz, Bedir Baykamlar vesaire. Biz sürekli bu... bakanlarla gittiler, devlet bazında görüşüldü fakat bir türlü çözülemedi. Çünkü hala mal olarak gösteriliyor. Hmm. Bir mesela ben Yunanistan'a resim satılık malı. Yunanistan'dan getirirken çok kolaydı ama Yunanistan'a götürürken aynı sorunlar yaşadım. Hmm. Orada hiçbir şey yok. Yurt dışında böyle bir sorun yok zaten. Evet. Sanatçı ve sanat nesnesi. Yani bir yapıt olarak bakılıyor. Ama bizde hala mal olarak, ben de çok buraya getirip götürürken çok sorunlar yaşadım. Çok büyük sorunlar. Çok yazık. Evet. Yani buna da bilmem herhalde. Çare bulamazlar. Bulamadılar bu kadar zamanda. Çok zor. Yani... sen özel sanat galerilerinde epeyce sergin oldu. Tamam. Belki sizin de oldu. Ben sana anlatayım mı nasıl oluyor? Yani burada kendimi de deşifre edeyim. Evet. Tamam. Emin abi tuvalleri, ayrıntıları söylemedi. Tuvalleri ne yaptık? Koca tuvalleri mi? Söküp rula yapıyorsun. Rula yap. Yolcu beraber gidiyorsun. Evet, sonra evet. Orada baştan şey alıyorsun. Masraf. Yani o tuvaller hoşaf oluyor. Aa. Çok zor bir durum tabii. Yani bunun medeni bir yolu var. Onu biz bulamadık henüz. O medeniye de yazık ya. Bu kadar iyi sanatçılar. Şimdi... tekrar şeye dönelim. Bu ritim beni çok etkiledi. Sizin temanız, yani esas bu sergideki, yani ritim çok önemli. Başında söyledik, yani yaşamla da ilgili bir şey. Sen müzikle de ilgilisin. Evet, müziği çok severim, yani müzik severim. Evet. Aksak ritmi de seven sen değil mi? Evet, yani çeşitli ritimler var isterseniz onlardan da resimde de var. Evet. Şimdi bu eski, yani resim tarihine baktığınız zaman bu ritimler ne zaman esas başladı, yani yani gene vardı bir ritim de. Eserlerinde ritim olan hemen aklıma gelen işte Mark Tobey. Evet. Çok ritmik çalışır. Ha, yani o eski zamanlarda yoktu bu ritim. Yok, dikkate. Ritim tekrar demekti. Ya, Ve nerotik bir şeydir aslında. Evet. Biraz da sinir, neronlarla ilgili bir şeydi. Ve beden, hormonlarla da ilgili, beden bir, şey. Ilgili bir şeydi. Hormonlarla bu soyut da. Sanatta daha fazla ortaya evet. Çıkan bir şeydir. Yani temsili sanatta, figüratif sanatta ritim yoktur. Ama ben zannediyorum figüratifle de başlayan bir ritim tuşlar, var. Yani mesela bence empresyonizm de var, evet. Boşta çok ciddi bir ritim var. Orada yani çok narratiftir o ama şeyde, yani devinimden bahsedersek şeylerde, empresyonistlerde. Evet. Yani empresyonist ama daha öncesinde de, yani mesela hatta Michelangelo'da bile var. Şeyi düşünürsek, yani ritmin bir tekrar olduğunu düşünürsek, yani tak 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 devam sürekli. Mesela benim resimdeki şeyi bakarsanız. Bu, evet. Yani ritmi bir müzikalite ve bir dışa vurumsal hareket olarak düşündüğümüzde. Ama ritim, ritmin en temelinde hareket var. Tabii. Yani, devinim. Evet, tabii, devinim. Tamam. Devinim. Ama şeyde Michelangelo'da da var bu mesela. Ama yani, işte o, yani az var herhalde eskiye göre. O hareket ritmik hareket yer. Nerede bulabiliriz ritmik hareket? Evet, boşta bulabiliriz ritmik. Boşta evet, bence var. Hatta dur bakalım başka gene oralarda dolaşalım. Çünkü diğer figüratif şeylerde mesela Caravaggio'da tuvalin dışına çıkan bir hareket var ama ritmik değil. Değildir. Daha evet. Dairesel Işık, ve devrimsel değildir. Bir ışık şeyleriyle belki, ışık hareketi. Ama soyut sanatta bir André Masson, daha doğrusu otomasyonla ilgili, psikadelik sanatla uğraşan soyut sürrealistler de çok vardır. Mark Tobey'de tabii ki ritim vardır. Başka kimde düşünebiliriz? Klein'in o peyzaj resimlerinde ritim var. Var yani. Aslında çoğu sanatçıda bulabiliyoruz ritim.
mesele şeyde vardı. Kinetiklerde da. Kinetik sanatta ritmik hareketlerle çalışanlar oldu. Şeylerde fütüristler pop art da ritim oldu. Fütüristlerde de. Fütürizmde Segantini de var. Var yani şeyde. Yani sanatta her ekolde bulunur. Böyle bir kaygı hep olmuştur. Yani sanatçıların içinde bir ritim var Fatma. Kimisi açığa çıkarır, kimisi çıkaramaz. Var da şimdi mesela bu sanat sayılan yani o da sayılabilen fotoğraf, heykel, mimari de yani o ritmi gene bir miktar. Mimari zaten var. Pencereler, yan yana. Ama yani burada tabii ritim tempodur. Tekrar. Tekstürdür. Değişim. Değişimi de simgeler. Yani onun sıklığı ne kadar çok olursa bir de değişimi simgeler. Ve bu ritimlerin de şeyleri var. Çeşit dala ayrılan değil mi? Tabii resimde ki mesafelerle ilgili. Kısa evet. Mesafeli ritimler. Evet. Kimisi daha yavaş yavaş olan ritimler var. Kimisi daha sık. Değil mi? Evet. herhalde çok kafa yordunuz siz de bu ritme. Müzikaliteyle ilgili bir şeydir tabii aslında. Ki. Yani bunun üzerine Paul Klee ve Kandinsky çok çalıştı. Hatta teorik kitapları da var. Ama bunun dışında performans sanatçıları da bu konuda çalıştılar. Yani sadece yüzey sanatçıları değil, yani sadece ressamlar değil. Performans sanatçıları da ritimle çok çalıştılar. Yani bale, dans bale. Yani klasik bale. Klasik bale de var. Sıçramalar. Hayal et. Zaten ritim aynı zamanda. Danslarda da var hep değil mi? Eskiden beri. Sıçrama da bir ritmik şeydir, vurgudur aslında. Ritim solumaktır da aynı zamanda. Çünkü galp ateşi. Çalışmak. Yani. Nefes alıp solumak. Evet. Budizm'deki şeydir. Nefesle. Biz konuşurken istemeden bedenimiz kendi metabolizma olarak bir ritim içerisindedir. Bir saati var onun. Kuruluyor o saat. Ritim. Evet. Yani kalp atar, nabız atar, solursun. Yaşamsal bir... O işte bu şey uyumsal ritim. Beynin de var yani yarattığı ritim. Ritmin ve sanatta bunun dışa uyumsal şeklini şeyde görürüz, ekspresyonizmde görürüz daha fazla aslında. Evet. Bu çeşen böyle şeyler. Soyut ekspresyonizmde görürüz. Oradan başlıyor daha esas. Evet. Ritim orada. Klee'de de var. Üzerinde resim ve müzikalite olarak Kandinsky de çok çalıştı ama tamamen bunu ele alan soyut ekspresyonistlerdir. Ve soyut sürrealistler. Hatta onlar bazı değişik uyuşturucular alıp psikadelik sanat yapmayı denediler. Ve o solumakla ilgili ritmi bir psikomotor ilişki olarak yüzeyde saptamaya çalıştılar. Evet. Bilinç dışı. Ama fark ettiler ki bilinç dışı bir şey yoktur. Çünkü onu kullanıp, onu yapmaya yöntemek bile bir bilincin eseridir. Sanatta ayık kafayla sanat yapılır. Onlar anladı. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Yani tematik bir farklılığınız veya buradaki buluşmanız tematik değildi. Sizin kendi konu içerik yani tarzlarınız nedir? Yani genel olarak olabilirdi. Şimdi bir üç farklı eğilim var. Evet. Yani eğilim diyelim veya. Üç farklı eğilim. Yani herkesin başka bir dili var. Evet. Başka bir dil anlatım dili. Başka bir estet dil. Fakat mesela biz şunu da yapabilirdik. Şimdi şu anda yaptığımız yani bu sergide yaptığımız biz her birimizin ritimle ilgili tecrübelerini bir araya getirdik. Bu bizim yani şey olmuş, bir iş olmuş o örnekleri bir araya getirdik. Ama biz şöyle de yapabilirdik. Biz bir tema etrafında da üç farklı eğilimin ortaya çıkaracağı bir proje de olabilirdi. Yine farklı bir dil kullanarak ama o projeyi
o ana başlığın etrafında varyasyon gibi. O zaman daha entegre bir daha integral bir sergi olurdu. Daha bütünsel olurdu. Şimdi birey olarak eğilimler çok belirgindir. Ama tematik bir şeye yöneldiğin zaman bir ortaklaşma olur. Yani sürrealistler bunu yaptı. Bunu daha fazla ekolciler yaptı. Sürrealistler bunu yaptı. Kübistler bunu yaptı. Fütüristler bunu yaptı. Şimdi küratörlerden söz ettik biraz önce. Evet. Küratörlerin yapmak istediği bu zaten. Kendine yakın bir kavram bulup, kendi kavramını bulup o sanatçıları o gruba toplayıp neredeyse birbirine yakın işleri öneren bir şeydi. Ama şey de olabilir. Yani mesela bir ana başlık, yani bir konsept etrafında birbirimizden hiç haberdar olmadan çok farklı şeyler yapılabilirdi. O şekilde konseptleşmiş öyle ve bir araya gelmiş. Öyle olmasın. Tabii proje esas doğru olan bizim bizi buluşturan şey bu. Yoksa ama küratör şeyi hep tehlikeli bir şeydir aslında. Şimdi sanatçıların eğilimleri belirlidir. Evet. Gerçek küratörlük şudur. Gerçek. Çünkü küratörlük artık sapıttı yani. Her önüne gelen küratör olmuş. Hatta şu var artık. Tartışılan bir müessese. Evet, evet. Çok ben yani. Bu konularda çok da yazılar yazdım. Kendi kendinizin küratör olan yani. Metin yazarlar. Metin hazırlarlar. Metini sanatçıya verir. Yani yapıt olmadan metin var. Metini okuyarak üretmeye başlıyor. Sen kendini metne uyarlarsın. Yani çok kavramsal bir yerden yani küratör sanatçıyı dolgu maddesi yapıp öyle olur. Kendi imza atıyor. Şey, yani o biraz da öyle. Hatta çoğu zaman küratörün ismi daha büyüktür. Sanatçıların da daha güçlüdür. Önde. Tabii ama ne bir. Peki yani bütün neoliberal sizin gibi başka ülkelerdeki insanlar sanatçılar da bunun farkında mı? Onlar da mı uzaklaşıyor? Onlar da mı uzaklaşıyor? Kendi, ama kendi yerinde pek değil. Şimdi şöyle yani şimdi çok doğru söyledin. İstanbul'da da mesela bireysel sergileri de artık küratörlük istemeye başladılar. Yani küratör ona metin yazacak. Bir meslek. Önemli dergilerde o medyatik sanat dergilerinde çıkacak önce. Şimdi böyle sorular. Ama bu ne kadar doğru ya? Bu ilişkinin iyi olanları var. Şimdi tabii biz, şimdi sahicileri var. Yani bir küratör esasında bir sanatçının sergisini yaparken o sanatçıyı doğru okuyarak onu bütün o atölyesindeki o arkeolojisinden tekrar yaratıp bir mekanda adını koyarak onu sergileyebilir. Bizim önerdiğimiz bu zaten. Doğru bu. Doğru küratörlük budur aslında. Bu küratörlük bu. Şimdi bunun üstüne metin üretir ve bir de sanatçının işi kolaylaşır. Çünkü o yükü, çünkü bir zamanında hem üretiyorsun, hem yazıyorsun. Efendime söyleyeyim, hem kuruyorsun, hem ondan sonra onun üstünden de işte bir sürü ahkam kesiyorsun. Şimdi bütün bunların yerleri başka yerlerdir. Yani sanatçı yapıtını yapar. İşte bu küratör yani doğru yerden bakıyorsak küratöre, küratör o sanatçıyı o dünyasından çıkarıp sunmakta ortak bir zemin oluşturuyor. Şimdi bu doğrudur. Ama tartışılan biyenallerdir. Yani bu küratör biyenalleri artık o küratörlerin kitapları oldu. Yani uzun uzun metinler, işte bir takım dolgu maddesi yapılmış sanatçılar orada adı geçiyor ve bir koca bir kitap atıyoruz ünlüye, imzasını küratör atmış, kitabı oluyor. Esas iş odur. Sen yani ikinci sınıf oldunuz siz. Biyeneller küratörlerle anılıyor artık. Sanatçı isimleri tabii. Unutabilir ama küratör, İstanbul Biyeneli 2010 küsür şuydu. Tabii. Bu yaptı. Ve ciddi paralar. Evet. Çok ciddi. Yani bu küratörler gelirken bu biyenallere, yani mesela diyor ki İstanbul Biyeneli, işte gelecek yılki İstanbul Biyeneli'nin kavramsal çerçevesini ortaya koyacak küratör seçilmiştir. Filan ünlü küratör. Kaç para alıyor bunlar? Çok ciddi paralar. Ben söyleyeyim sana istersen. Ne kadar? Şimdi bir ara Achille Bonito Oliva'ya teklif ettiler. 400 bin euro istedi. Bir sergi ama için. Ama işte bunun için İstanbul'da hep çok ismi duyulmayan küratörler çağrılıyor. Yok ama ismi duyulanlar da geldi İstanbul'da. Onlar öyle. Rene Blok gelmişti. Rene Blok'la çok fazla. 50-60 bin çok fazla euro aldılar ama büyük isimler çok büyük paralar istediler. Şimdi son İstanbul Biyeneli'nin iki küratörü vardı. İkili bir şeydi o.
ekipti. O iki genç adam, onlar çok ciddi paralar aldılar. Yani öyle az buz bir şey değil. Nasıl seçiyorlar bu insanları? Küratörlük mü yapsak diyorsun Emin abi? Şimdi bu profesyonel dünyada. Yani şimdi bu İKSV'dir o şey. O bu İKSV. İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Kültür Sanat Vakfı. Şimdi bunlar artık çok profesyonel adamlar. Yani dünyada nasıl yapılıyorsa bu yani bilgileri de var resim tabii, hakkında tabii. Tabii seçilmiş ve çok gerçekten tabii, çok tabii. Dünyayı tamamen takip eden müzikte. Türkiye'de var mı fazla bu insanlar? Tabii mesela tabii. İstanbul Müzik Festivali dünyaca ünlü bir festivaldir. Caz festivali hep Kültür Vakfı'ndan çıkıyor. Yani artık bu kadar profesyonel. Çok ilerliyor. Bu adamlar dünyada nasıl yapılıyorsa. Güngör Taner vardır. Çok başarılı bu konuda. İyi bir. Parayı basıyor. Yani dünyada kimdir bu işi en iyi yapacak? Artık böyle çalışıyor insanlar. O seçiyor kimi getireceğini ama de. Ama sponsorlarla birlikte tabii. Tabii. Güvencesi çok güçlü. Yani mesela İstanbul Bienali'ni en var. Çok sponsor eden Koç. Koç. Son dönemler Koç. Ciddi paralar. Çok ciddi paralar. Sanatçı da buradan ne kadar şey diyor mu? Ciddi, sanatçı şey. Ciddi paralardan yerleştirme paralar, masraflarını ve orada satış. Satış genellerde satış yok zaten. Yani sadece şeydir gösteriyor. Yerleştirme, o gün mesela bir yıl süre verdiler ona, bir yılda üretme şey. Eğer çok ünlü bir sanatçı geliyorsa, mesela Enis Kapor geldiydi, 4 sene önce, onlar ciddi para alıyorlar. Onlar mecbur eder seni, eserini satın alasın. Belirli bir fiyatı. Çünkü o Biennale'de önemli bir marka oluşturur. Bu eserimi alacaksınız der. Çünkü o Biennale'lerin şeyi oluyor, ciddi reklam oluyor böylece. Yani çok ünlü sanatçı varsa eğer. Evet, siz şeye dönersek, İsmet Bey de izin alalım da iki arkadaşa soralım Kıbrıs'ı. Buyurun. Bakın çok büyük paralar dönüyor. Sizin burada yaptıklarınız nedir? Kıbrıs'ta parasız. Yani hayır satış oluyor mu? O dedik ya o zenginler başladı ama almaya. Ama hiç sponsorluk almıyorlar. Çok onurlu sanatçılar. Artık satış yok. Yok mu? Bir zaman ben işte hep söylüyorum. İsmet'te de söyledim. Böyle hemen 80, satılırdı. 85 ile 95 arası burada böyle çok böyle patlayan bir dönem yaşadık. Evet. Hakikaten hayır sadece satın alma değil. Yani insanlar ilgi de gösteriyor. Evet. Sergiler çok ama satın alma da bir önemli. Satın alınma. Ya ben böyle koca koca tuvaller sattım burada ve Kıbrıs'tan alıyordum. Ve bu çok da kolay bir hadise değil. Yani bu koca bir resmi niye alsın ki adam? Ama alıyorlardı. Bitti o. Yani ne zamandan beri bitti? Ne zamandan beri bitti? Sana söyleyeyim. Anlam planı tartışılıyor diye bir dönem. Evet 2003. Hangisi? Tamam. 2002. Ondan sonra bu toplumun şeyi değişti. Bu toplumun tabiatı değişti. Kimyası değişti. Evet. Ve bu toplum başka türlü bir şey oldu. Başka türlü. Evet. Yani o ilgi kalmadı. Ama yok, sevgiler... Yok şey kalmadı. Yani dayanışma, insanların birbirine olan yakınlığı, sevgisi, takdir etme hissi, yani birinin başarısından sevinç duyma hissi. Bunlar hepsi bitti. Ama bir de beğenip sahip olma, satın alma. O da zaten doydu. Yani koleksiyoncu olmadığı için. Mesela birisi duruyor evine 3 resim istiyorsaydı onu aldı ve bitirdi yani. Şey, bitti yani. Sanat eseri. Bütün evler doldu veya üç ev. Ya da mesela yeni ressamlar var şimdi kadınlar kendi yapıyor artık. Evlerine resimleri kendileri yapıyor. Kurs alıp. Gidiyor kurs alıyor. Kendi yapıyor. Bir sanatçıdan niye alsın ki? Kendi sanatçı zaten. Zaten işte neyse yani abuk sabuk şeyler de söylemek istemiyorum ya hakikaten. Yani, şimdi yani hayır yanlış da ama zaman değişti. Kültür meselesi de değişti. Bir değer olarak görmüyorum. Ukaralık etmeyelim. Evet bazı yetenekler olabilir. Yani siz de herhalde öyle düşünürsünüz. Belki yani akademi bitirmemiş olabilir. Yeteneği olur. Sanatta hiç öyle bir akademik olması gerekmiyor.
Haynani nasıldır bu başka bir şeydir. Tanımladığınız yani böyle isteyen yapar evet, artık yok, resmini yok. Gibi ondan. Bizim zanaat şimdi zanaatla sanat gelişti. Evet. Şeyi karıştırdığınız evet. zaman orada bir ciddi karmaşa oluyor. Evet. Yani kim sanat kim sanat değil? Ciddi bir problem. Yani biz mesela bu kadar emek verdikten sonra bugün bunu yaşıyor olmamız biraz çok şeydir, yazır, sıkıntılıdır. Acı, yani acı. Bu kadar emekten sonra hala daha neyin sanat olup neyin olmadığını biz ayrımına varamıyorsa burada bir problem var yani. Yazık. Sapıla zaman. Ama yazık. Zaman bunu ileride gene açığa çıkarır yani. Yok ama yani, yani bellidir. Program. Evet. Şimdi her şey gelişmeye doğru programlanmıştır Fatma. Yani insanoğlu gelişiyor. Ve biz işte onu diyorum yani ters orantılı oldu. Yani nüfus arttı, para arttı, eğitim düzeyi arttı ama biz geriye düştük. Yani biz beklerdik ki bu kadar emekten sonra bu konuda bir mesafe alalım. Eğitim değil düzeyi değil de yani diplomalı eğitim olur. Alanlar, diplomalı desek daha iyi olur değil mi? Düzeyde biraz şüphem var. Değil mi? Bir üst kültür sorunumuz var. Evet. Şimdi siz nasıl yaşayacaksınız? Bir popülist yani? Kültür homologasyonu gerçekleşti aslında toplumda ve onun üzerine çıkamıyoruz. Ve onun üzerine çıkanları da çok sevmiyoruz aslında. Birer çıkıntı olarak görüyoruz o bireyleri. Galiba evet. Öyle de bir şey oldu şimdi. Evet, yani eskiden insanlar çok saygı duyardı. Şimdi yani çok önemsiz görüyorlar. Yani artık insanların değer yargıları da değişti. Yani başka bir yerden dünyayı algılamak ve sevmek zamanıdır şimdi galiba. Başka bir güzel arıyor insanlar. Yani seyahat bunların başında geliyor. İdeolojik tüketim ideolojisine doğru dönüştü. Sadece seyahat sizin şey aldı. Güzel değil. Yok sadece seyahat değil tüketim artık. Her şey tüketim. Yani. Tüketim başka, lüks arabalar, en iyi şeyler artık tamamen ama tüketim. Ama bunun başka yani bir birikimin sonucu da olabilir ve bunu devlet eliyle yaptık. Ne yaptılar siyasilerimiz? Herkese sergi açtılar ve herkesten resim aldılar. Meclis bu resimlerle doludur. Başbakanlık bu resimlerle doludur. Ve devlet adamlarından kim resim alırsa onlar da kendini sanatçı zannetti. Yani bunu bizim siyasilerimiz yaptı. Rahmetlik Tekneş başlattı bu işi değil mi? Yok o çok nitelikliydi. Hayır onun seçimleri yani şey çok iyiydi. Çok ben anlardı. Çok anti-Denktaşçıyım ama bu konuda hakkını verelim. Ya sergiye giderdik açılış yapar. Evet. Mesela Emin'in olsun başka ressamların bir resim beğenirim. Yani ona böyle canım asılır. Hemen nasıl seçildi en iyi resmi gider ona bir etiket koyardı. Evet çok. Benden de resmi. Ve bir de çok zarifti. Evet. Mesela gidemediği sergilere mektup yazardı. Kutlardı. Tabii. Yani ben böyle bunları gördüm. Sonra başbakanlıklar da yaptı. Onlar da alım yaptı. Bakanlıklar değil mi? Mesela Güney'de bir kurul var. Sanat tarihçilerinden, eleştirmenler oluşmuş. Anna Marangu'nun başında olduğu. Bunlar gidip seçer. Gidip başbakan, yani cumhurbaşkanı bir siyasetçi böyle istediği yerden eser satın alamaz. Kriterler vardır. Ama Denktaş danışırdı da. Denktaş danışırdı. Mesela seçerdi hemen kendisi. Tam emin olmadığı bazı konularda mesela bazen birileri sergi isterdi. Yani yazardı. Himayelerinde sergi isterlerdi. Danışırdı. Bu adam sergisini açalım açmayalım mı? Evet. Merak ediyorum bu devlet büyüklerimiz işte Sayın Denktaş'tan başlayarak başbakanlar, eğitim bakanları, başka bakanlar sergilerden resim alıyordu. O resimler nerede? Yani bunlar devletin veya kamunun gibi olur değil mi? Yani i̇şte adını alırlardı. Gidersin. Onları gördünüz mü? Var mı? Etrafta gittiğinizde yani, görüyor musunuz? Şimdi hep resimlerin senin Rauf tamam Bey'in mı? Aldığı resimlerin bir kısmını yine şeyde görüyorum o Cumhurbaşkanlığı binasında. Hepsi değilse bile görüyorum. Ama devlet dairelerinde de var. Bir de AKM'nin ambarında var. Ambarda duruyorlar mı? Onları yani alanlar mı yolluyor oraya? Çürüyen resimler mi onlar? Yani
Ben herhalde zamanla onların ne durumda olduğunu çok bilmiyorum. Çürüyor mu, çürümüyor mu? Kim koydu mu? Yani? İyi bakılıyor mu, bakılıyor orada mu? Orada başka şey daha var. Rum sanatçılardan. Ama epey, o eski herhalde. Epey, ganimet, 74'ten, ganimet 74'ten kalma epey sanat eseri var orada. Öyle mi? Ve ben kaç defa yazdım bunu. Son... Onlar hep alındı, çalındı diye biliyorduk. Ganimet oldu. İade etsinler dedik. Yani toplasınlar, versinler insanlara. Çok ünlü sanatçıların eserleri var. Hmm. Onların envanterini de bir ara biz ilgilendik ama orada atılı duruyorlar yani. Yazık. Çok, bunu ilk defa duyuyorum. Ben, yani çok emin değilim. Yok ben eminim çünkü. Var ama yani bizim bizden aldıkları resimlerin bir kısmının herhalde orada olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dönem bayağı alınıyordu sergilerden. Ama yani bunlar evet bir şey bir envanteri çıkması lazım. Mesela mecliste ciddi bir şey var. Evet. Yani orada özellikle Hakkı Hatun döneminde onları toparladı. Evet, kayıt altına. Bir de kitap var. Yani Hakkı Bey özellikle Hakkı Bey zamanında çok alınmıştı. O gene işte o kayıt altına aldı, bir kitap yaptı. Ama onun dışındakiler kültür dairesinde de bir miktar var, ben bir ara gördüydüm. Aslında buradan bir ne bileyim iyi niyet veya bir çağrı yapalım. Bu devlet adına bakanlar olsun, başbakanlar, cumhurbaşkanları ne alınmışsa bir çalışma yapılıyor bir, şu anda. Bir sergi açılması lazım. Yok, şu anda bir çalışma yapılıyor. Ha, çok ama iyi. Orada da bir şey var yani ayırmaları lazım. İşte yani onları tasvip etmek lazım. Evet, bir seçki yapmaları lazım. Hem var mı seçki, böyle bir komiteleri yoksa eğitim bakanlığı? Çalışılıyor biliyorum yani. Yani bir ekip kurdular mı? Var evet. Bir de müze konusunda bu müzeye gidebilir mi? Yani Sibel Hanım'ın böyle bir şeyi vardı bir müze çalışması veya i̇şte, meclisin diyelim. İşte o çalışmalar aslında. Evet. O çalışmalar yani, ama onları toplayacaklar bunları mı? Bunları görsel olarak toplayıp bir sanal müze yapmaya çalışacaklar. Yani hakikisini koymayacaklar. Ama müze projesi vardı. O Lokmacı Barikatı'nda bir bina vardır. Evet eski böyle ana gibi. Galiba o yaptı o iş. Olmadı mı? O zaman gerçekleşemiyor. Onun planları orada bulundum ben de bir ara yani bir danışmanlık yaptım. Mimari projeler belli bir şeye geldi. Ondan sonra koptu yani ne oldu bilmiyorum şu anda. Yazık yani bunlar böyle dediğiniz gibi ambarlarda çürür bu durumlarda. Epey Rum sanatçının eseri vardır. Ama şey dediği gibi eminim Türk bizim Kıbrıslı sanatçıların da tabii var. Tabii nereye koyacaklar? Alıp evet. Yani dairelerde de var. Yani AKM'nin ambarında ne kadar var bilmiyorum. Ama zaman zaman dairelere gittiğimde Eğitim Bakanlığı'nda bir tek onda başka bir yerde de var. Evet. Yani bunları kayıt altına almak lazım tabii. Yani bir müze olacaksa hangileri müzeye girecek, hangileri girmeyecek? Yani ya da dönemler işte onları tasvir etmek lazım. Bu bayağı bir uzmanlık işi. Evet. Programımızın sonuna geldik. Yönetmenimiz işaret etti. Evet. Son kapanışta neler söylemek istersiniz? Başlayalım. Son bir mesaj mı diyeyim, mesaj da değil. İşte burada bir tartıştık. Ülkedeki... Epey konuştuk. Evet. Yani sanat toplum ilişkisini konuştuk. Sanatın devletin gözünde nerelerde olduğunu konuştuk. Sanatın bir değer olarak aslında yani bir aksiyom olarak ortada olmadığını, sanatçının da bir ontos olarak, bir varlık olarak ortada olmadığını yani konuştuk. Biz bireyler olarak var olabiliriz. Çünkü biz bir yere geldik, yapıyoruz. Ama sanatçının o saygın duruşu maalesef toplumda algılanmadı. Bunun suçlusu da yöneticilerdir. Onları da konuştuk. Vallahi her şeyi konuştuk bu akşam. Aslında. Evet çok evet teşekkür ederim Ümit İnatçı. Evet siz İsmet Bey. Yani sanat her şeye rağmen direniştir. Biz bütün bu şeylere karşı direnişimize devam edeceğiz. Benim söylediğim.
Teşekkür ederim. Siz de evet, Türkiye'de biraz da burada da benzer sorunlarla, belki burası daha da çok sorunlu. Burada size tabii ki daha fazla. Bu kayısı edildi. Evet. Orada bir kurulmuş, evet. Yani bir temel var. Evet Emin, ne son yani, ne söylemek istersin? Ben de İsmet'e çok katılıyorum. Yani bu hem bireyin kendiyle bir hesabıdır bu iş. Çünkü yani kendinizi var ediyorsun. Bu biraz da kendinize bir evet, şey. Kendi yani vazgeçin diyemeyiz size, değil ispat mi? İspat ettiğiniz bir yaşam şeyi, direnci. Ama bir de şeye karşı, yani bu çok sıkışmış, bayatlaşmış otoriteye karşı da yeni önermeler koyan bir şeydir sanat. Dolayısıyla bunu devlet etleri çok hoşlanmayabilir. Ama evet, bu her zaman olacak. Evet. Yani. Evet, yani aslında siz kendi alanınızda ama bu ülkede çok olmasa bile kendi çapında, kendi düşüncesi içinde ayakta kalmaya, bütün bu sizin de bahsettiğiniz çeşitli dezavantajlar var. Sadece siz değilsiniz yani. Ressamlar değildir. Bu insanın bir direnci. Yani insan evet, ne yaptı? Sanat insanoğlunu taçlandıran, kendi kendini taçlandıran bir yerdir. Evet. Yani insanoğlunun yaratıcı zekasının taçlandığı yerdir. Hı, hı, hı. Yani bu evet. Hayır, şeye bağlamak insanın isterdim. Yani siz de bir başka insanların başka alanda, ki gerçi çok kalmadı belki bu bahsettiğim unsurlar veya insanlar, çünkü bıkıyor insanlar zaman içinde. Gene de işte siz dediğiniz ya, bütün imkansızlıklar içinde ne kadar tatsız şeyler oluyor, sahip hep çıkan olmuyor. Olacak bu imkansızlıklar oldu. Yani sanatın kendi süreci bunlarla doludur. Evet, yani sadece burada değil yani. Sadece burada değil. Burada tabii değil tabii ve sizler de sanatçı olarak var olmaya devam edeceksiniz hep söylendiği gibi. Evet, yine bu ortak, bilmiyorum bu sefer yine ritim teması yani unsuru ağırlıklı olacak mı? Veya ortak gene sergiler açacaksınız, bilmiyorum nasıl yani, olacağını düşündüğünüzü daha sonra karar. Yani bu birliktelik şöyle de devam edebilir. Yani mesela Ümit yakında BAF'ta bir sergisi var. Hmm. Yani bir de bizim ülkede bir şey yazılmıyor. Yani her şey uçup gidiyor. Yani o bu bellek bir yerde, bu toplumun belleği yazılı şey, dökülmesi lazım. Hmm. Bu belgelenmesi lazım. Bu hep böyle uçup gidiyor. Yani belki artık birileri oturup onları yazacak. Yani ben mesela oturup Ümit'in sevgisine daha dikkatli bakacağım. Hmm. Yani ya da o senin şeyine, çalışmalarına. Yani birbirine biraz yok, böyle yakın temasların enerjisini de açığa çıkarmak lazım. Evet, ritminizi artırın diye tavsiye ediyorum. Devrini versin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, programımız bitiyor. Evet, çok derin sanat, tabii bu konular çok önemli. Ülke sorunlarına da sanata bakışı veya değer verip vermemesi üzerine de konuştuk. Evet, programımızın yarın sabah onda tekrarı var. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara. Çok zevkli bir sohbet oldu. İyi akşamlar.